Sezen Aksu Hazreti Adem ve Hazreti Havva şarkısı olayı nedir? Açıklama geldi mi? Şarkıcı Sezen Aksu'nun yeni parçası Şahane bir şey yaşamak gündeme düştü. Hazreti Adem ve Hazreti Havva sözlerine açıklama geldi mi? Parça hangisi ve kaldırıldı mı? İşte detaylar. Şarkıcı Sezen Aksu'nun parçası gündemde kalmaya devam ediyor. Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısındaki Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleriyle sosyal medyada gündem olarak tepkilerin odağı haline geldi. Türkiye'nin minik serçe olarak tanıdığını ünlü sanatçı Sezen Aksu, bugün sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısıyla sosyal medyanın tepkisini çekti. Şarkıda yer alan, Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözlerine yorum yağdı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyanın gündemine bugün damga vurdu. Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısıyla gündeme geldi. Şarkı ilk olarak 2017 yılında YouTube'da yayınlandı. Şarkıdaki, binmişiz bir alamet gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e, sözleri tepki çekti. Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Kısa sürede hashtag Sezen Aksu etiketi Twitter'ın gündeminin tepesinde yer aldı. Sezen Aksu kimdir? 13 Temmuz 1954 Denizli'de doğmuştur. Fatma Sezen Yıldırım bilinen sahne adıyla Sezen Aksu, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Çıkış yaptığı 1970'lerin ortalarından itibaren şarkılarıyla bir ikon haline gelerek Türk pop müziğine yön verdi. Şarkıcılığının yanı sıra yazıp bestelediği şarkıları başkalarına vermesi sayesinde söz yazarı ve besteci kimliğiyle de sık sık ön plana çıktı. Kendisine geri vokallik yapan birçok kişiyi destekleyerek bu kişilerin albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Bu sayede 1990'lar boyunca ve 2000'lerin başında çeşitli isimlerin tanınmasına yardımcı oldu ve bu isimleri etkiledi. Medyada minik serçe unvanıyla sıkça anılan Aksu, Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelen bir anne ile Rizeli bir babanın kızı olarak Sarayköy, Denizli'de doğdu. 3 yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü, İzmir Kız Lisesi'ni tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne devam etti ancak 2. sınıfta okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği, Haydi Şansımı Sezen Seley adıyla çıkardı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.